Özellikle küçük yatırımcı için güvenli limandır altın. Hele kriz dönemlerinde birikimleri enflasyona karşı korur hatta kazandırır. Hep böyle bilinir. Dün akşam İran'ın İsrail saldırısının ardından altın yükseleceğini düşünenlerse sabah oldukça şaşırdı. Altın yerinde saymıştı. Uzmanlar bunun nedenini bu çatışma riski zaten satın alınmıştı diye açıkladı. Dövizin dün akşamki gelişmeye tepkisi de altın gibi oldu. altın e, garanti bir e, ürün olduğu için dünyada risk olduğunda altın fiyatları her zaman yükselir. E, doğal olarak altın yükselecek yani. Ekonomist değilim tabii ama tahminim böyle. Ama öyle olmadı. Orta Doğu'da tırmanan gerginlikte altın da döviz de sabit kaldı. Ne çok sert yükseldi ne de çok sert düştü. Borsalarda sert düşüşler gördük ama altın ve gümüş fiyatlarında hiç etkileşim olmadı. Piyasalar artık Orta Doğu'yu normalleştirme fiyatlamasıyla karşımıza çıkıyor. İran'ın İsrail'e saldırması sonrası gözler sarı yatırıma çevrildi. Acaba yükselecek mi derken şaşırtan bir sonuç verdi. Altın fiyatlarına baktığımızda stabil olduğunu görüyoruz. Gram altın şu anda serbest piyasada 3.055 lira. Çeyrek altına geldiğimizde onun da fiyatı 5.000 lira serbest piyasada. Yarım altın 10.000 lira ve tam altın onun da fiyatı kapalı çarşıda 20.000 lira. Altınlar yüksek fiyatlı kısım. Yani alınacak gibi değil. Orta Doğu'dan her gün yeni bir gerginlik haberleri geliyor. En son İran'ın yapmış olduğu misilleme haberiyle birlikte piyasalarda ciddi bir karışıklık oldu. Ama ilginç bir şey oldu. Bu ilginç olan şuydu. Genelde altın fiyatının agresif yükselmesi lazımdı. Aksine düştü, geriledi ve vatandaş da şaşırdı. Normal yükselmesi lazım neden düştü? Sektör temsilcilerine göre altındaki yükseliş önceden gerçekleşti. Şimdi ise artık piyasa normalleşme durumunda. Artık piyasalar önceden satın aldığı için bu beklentiyi artık normalleştiriyor ve piyasalar artık şunu görüyor. Aynı Rusya-Ukrayna savaşı gibi kontrollü bir şekilde uzun yıllar devam edecek bir süreç var karşımızda. Altın uzun vadede her zaman kazandırır. Dövizin Orta Doğu'da yükselen tansiyona tepkisi ise tıpkı altın gibi oldu. İç piyasada fiyatlar sabit kaldı. Dolar 34 lira 20 kuruş, euro ise 37 lira 80 kuruştan işlem gördü. Aldı başını çıktı, şimdi bir duruştaymış. Bekliyoruz dursun da alalım diye borçlarımız var. <laughs>